Merhabalar, ben fizyoterapist Selim Bülbül. Bugün birazcık bel fıtığından bahsedeceğiz. Uzun zamandır beklediğiniz video sonunda geldi. Ve başrol oyuncusu sahneye girdi. Gördüğünüz üzere omurgamızın bel kısmında meydana gelen problemlerden kaynaklanır bel fıtığı. Omurlarımızın arasında böyle disklerimiz var. Ve bu diskler kıkırdak doku. Kıkırdak dokuda bazen çok fazla yük binmesinden dolayı, bazen de çok hareketten dolayı böyle küçük patlaklar meydana gelebiliyor. Tabii ki bunların bazı şeyleri var, seviyeleri var. Ama en sonunda disk patlıyor ve burada omurgadan çıkan sinirimize bası yapıyor. Bu bası sonucunda neler meydana geliyor? Bel ağrısı, bacağı vuran ağrı, kalçaya vuran ağrı, ayakta karıncalanma, uyuşukluk, zaman zaman idrar kaçırma gibi bazı problemler ortaya çıkabiliyor. Böyle patlayan fıtıkları gördüğümüzde ödümüz kopuyor. Yani genelde hemen bir ameliyata yönlenme, cerrahiye yönlenme gibi bir durumumuz oluyor. Ancak bu doğru bilinen bir yanlış. Yani her fıtık, her patlamış fıtık cerrahi için yeterli bir sebep değildir. Yapılan araştırmalarda patlayan fıtıkların bile bedenin iyileştirme mekanizmasıyla iyileşebildiğini, ona alan tutulduğunda iyileşmesi için gerekli istirahat, ilaç tedavisi, fizyoterapi verildiği zaman bile iyileştiğini kanıtlamışlar. Bel fıtığı yaşayan hastalar genelde çok fazla ağrı yaşıyorlar. Yani ağrı onların hayat kalitesini çok ciddi anlamda düşürüyor. Ve böyle hemen bir ameliyat olalım, kurtulalım kafasına geliyorlar. Oysa ki ağrı tek başına ameliyat için yeterli bir kriter değil. Eğer kişide idrar kaçırması varsa, ayakta düşme varsa, çok kısa mesafeleri bile yürüyemiyorsa belki o zaman ameliyat için uygun olabilir. Tabii ki buna karar verecek olan doktorlarımız. Ki doğru bilinen yanlışlardan bir tane daha, her bel ağrısını bel fıtığı zannetmek. Genelde sakroiliyak eklem problemi dediğimiz, ay şöyle çizeyim kendime. Şu eklemde meydana gelen problemlerde bel fıtığındaki problemlerle benzer semptomları veriyor. O yüzden de çok fazla karışabiliyor. Kişi bir fizyoterapiste gittiğinde bunun ayrıntılı değerlendirilmesi, hem bel omurlarının hem de sakroiliyak eklemin ayrıntılı değerlendirilip ona göre bir uygulama yapılması gerekir. Yani her bel ağrısı fıtıktan kaynaklı olmayabilir. O yüzden konusunda uzman bir fizyoterapiste gidip doğru değerlendirmeler yapılıp ve kişiye özel egzersizler verilmesi en doğrusu. Ben burada egzersiz göstermeyeceğim çünkü gerçekten her egzersiz programı kişiye özeldir. Genelde böyle sosyal medyada ya da YouTube'da çok fazla görürsünüz bel fıtığı egzersizleri, işte bel ağrısı için egzersizler diye. Bunlar bazen her kişi için uygun olmayabiliyor. O yüzden bence bir uzmana danışıp onun gösterdiği egzersizlerle devam etmek en güzeli. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz.